Sayın Belediye Başkanım, muhterem komşularım, milli kahramanımız Çiçek Ninemizin kabir nakil törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi bu bir kabir nakli olduğu için diğer resmi törenlerde olduğu gibi İstiklal Marşı falan okumuyoruz. Bu tören, daha doğrusu biraz önce söylediğim için kabir nakil törenidir. Çiçek ninemiz şu anda buradaki kabrinde yatıyor. Önemli konuşmalar var. Onun için ben fazla konuşmayacağım. Programımızı sevgili komşularımız Yavuz Köyü İmam Hatibi Sayın Kasım Taşdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Çok teşekkür ederim Sayın Hocama. Şunu belirtmeden diğer programa geçmek istemiyorum. Çiçek ninemizin mezarına yapılması için birçok kuruluştan daha önceleri teklif gelmiş. Ancak başta hemen yanıma Şahrem Nusret erişti.
Oktay erişti, Şükret erişti ve Ahmet erişti. Şu anda ona da geçmiş olsun diyorum. Ameliyatından dolayı gelemedi. Bunların başlattığı bir serüven bu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Evet, alkışı hak ediyorlar mı? Tabii ki hak ediyorlar. Ayrıca Şavşat Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sinan Öztürk, gerçekten çok büyük emekler var. Başkanım size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi tabii serüveni bunu anlatacakları için ben anlatmak istemiyorum. Konuşmamız, iki konuşmamız var. Ondan sonra belediye başkanımızın konuşması var. Şayet kaymakamımız veya vali bey gelirse onun konuşması olacak. Ondan sonra dua ile kapatacağız. Biraz önce de anons yaptığım gibi diğer konuşmalara da biz resmi törenin dışında geçeceğiz. Şimdi o zaman şu üç tane telgraf var, onları okuyayım. Telgrafları okumaya gerek yok. Kültiğin Biber, Erol Şalikoğlu ve Selahattin Derin, ki bu çiçeklerin yine torunlarından, tebrik etmişler, rahmet dilemişler. Bu telgrafı okuduktan sonra sevgili komşularımız, birinci konuşmacımız emekli albay ve çiçek ninemizin dördüncü kuşak torunu Sayın Oktay Erişti. Buyur Oktay. Mikrofonu yakın. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli muhtarlarım, köyümü ve Şavşat'ımın ölü püresi, çok kıymetli büyükleri, hemşerilerim, değerli basın mensupları. İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve faziletlere sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir ama lakin mağlup edilemezler demiş Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte. Evet, Türk milleti dünya medeniyetine damgasını vurmuş birkaç milletten biri olarak birçok devlet kurmuş ve son olarak üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu hepimizin malumu sebepler sonucunda zayıflamış ve emperyalist devletlerin paylaşma kavgasına düştüğü büyük bir coğrafyada onlarca cephede var olma savaşı vermek zorunda kalmıştır. Anadolu'da kalan son küçük toprakların da işgale maruz kaldığı yıllarda, belki de son yüzyılda emperyalist devletlere karşı verilmiş tek kurtuluş savaşını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük liderliğiyle veren bu millet, genç Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihteki varlığını devam ettirmiştir. Bugün kendisine yakışır bir kabir inşa etme vesilesiyle kendisine olan minnet duygumuzu göstermeye çalıştığımız Çiçek Nenemiz de aslında bu ruhun, bu maneviyatın, bu vatanseverliğin, özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkünlüğün, düşman esaretinde yaşamaktansa ölümü yeğe tutan bir ruhun örneğidir. Anadolu'nun birçok yerinde daha milli mücadele tam anlamıyla organize olup başlamamışken, memleketimizde Rus güçlerine karşı oluşturulan milis güçler içerisinde özellikle kadın olması sebebiyle adını gönüllere nakşetmiştir. Özgürlüğüne düşkün, dik duruşlu, göğe yakın bu toprakların insanlarının esaret tanımazlığının sembolü olmuştur. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bağımsızlığımız için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi, bu mücadelede en küçük fayda sağlamış tüm insanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Kıymetli misafirler, nenemizin kabri daha önce eriştiler kabristanındayken, bu kabristanın kullanılabilir bir yolu olmaması sebebiyle Balcılar Mezarlığı'nda bu alanda kabrimizi inşa ettik. Amacımız bu vesileyle genç nesillerin hem nenemizi hem de o dönemde verilen mücadeleyi öğrenmesi
ve üzerinde özgür yaşadıkları topraklar için mücadele edenleri biraz daha anlaması, içselleştirmesiydi. Umarım yaptığımız bu çalışma nenemizin ruhuna huzur katar. Kabri ziyaret edenler dualarıyla onun mekanında daha rahat uyumasını sağlar. Hepinize teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizleri onurlandırdınız. Sağ olun, var olun. Arz ederim. Evet, veciz konuşma. Çok teşekkür ediyorum. Çiçek Ninemizin 4. kuşaktan torunu Sayın Oktay Erişti'ye. Şimdi tabii burada Çiçek Nine'den bahsederken bu köy öyle yabancılar da var mıdır bilmiyorum. Vardır, Tepeköy muhtarımız da buradaydı. Yavuz Köyü öyle ucuzca bir köy değildir. Çiçek Ninelerimizin, şehit Ali Topçuların, sonra nenelerimizin, Veysel dedelerimizin, Gazi ismini hatırlayamayacağım daha birçok insanın bu mücadelede yer aldığı bir toprak burası. İsmini de herkes biliyor. Canlı yayında bir daha söyleyelim. Mamarelis olan Yavuz Köyü'nün ismi, böylece Mamarelis olan bu köyün ismi en sonunda Yavuz Köyü ismini alıyor. O da kahramanlığından dolayı. Onun için ben gerek Çiçek Ninemize, gerek şehit ve gazilerimize ben de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi ayrıca ben belediye başkanıma burada bir daha teşekkür ediyorum. Bizim hiç şeyimiz olmadan bir sokağa Çiçek Ninemizin ismini vermiştir. Kendisini de zaten davet ettiğim zaman izah edecek. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere emekli Merkez Bankası müdürlerimizden Çiçek Ninemizin 3. kuşak torunu Sayın Nusret Erişti'yi davet ediyorum. Buyurun. Evet, Sayın Belediye Başkanım, değerli büyüklerim, teşrif edip buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu seviyeye gelinceye kadarki işlemleri ve nenemizin hakkındaki bilgileri anlatmaya çalışacağım sizlere. Çiçek Ninemizin yeni ebedi istirahatgahına nakli vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı törene katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Köyümüz Agil Mahallesi'nde 1864 yılında doğan Çiçek Nene 1947 tarihinde 83 yaşındayken ebediyete intikal etmiştir. Katkısız bir Anadolu kadını, gözü pek kahraman bir Türk annesi ve torunları olmaktan gurur duyduğumuz ninemiz olan Çiçek Nene, Ermeni çetelerin de desteğini alan Rus güçlerinin 1914-1915 yılları boyunca Şavşat'ı işgal girişimlerinde gösterdiği üstün yararlılıklarla Türk kadınının vatanseverliğini vatanseverliğini göstermiştir. İşgal girişimi ve süresince ninemizin evi bir karargah gibi kullanılmış. Köy milislerimize yardımcı olunmuştur. Rus güçlerinin 1914 yılı sonlarında Laşet Köprüsü'nü geçtikleri bir sırada ninemizin yanında bulunan, liderlik ettiği kadınlarla beraber bu stratejik bölgeyi geçememesinde büyük yararlılık sağlamıştır ve bu yararlılıkla Rus güçleri buradan geri dönmek zorunda kalmışlardır. Ninemizin sağladığı bu yararlılıkla yanında bu vesileyle gurur abilerimiz ve başımızın tacı olan köyümüzün şehitleri Molla Ali Topçu, Ferhat Balcı, Pehlül Balcı ve Veysel Karahancı ile gazilerimizi de rahmetle anıyoruz. Eski ismi Mamanelis olan, ki bu daha önce açıklanmıştı, tekrar edeyim ben. Mamanelis olan köyümüze Çiçek Nene, kocası Şaban Ağa ve
tüm köylülerimizin gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle 1926 yılında Yavuzköy ismi verilmiştir. Çiçek Nine'nin yeni istirahatına taşınması düşüncesi yaklaşık bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Tümüyle torunlarının ve köy halkının maddi ve manevi katkıları ile hazırlanan bu kabrin yapımında Mardin Midyat özel taşı kullanılmıştır. Kabrin yapımında çok sayıda kişinin emeği ve katkıları bulunmaktadır. Öncelikle ilçemiz belediyesinin iş makinası katkıları ile üniversitelerimizin süreç boyunca gösterdikleri yapıcı yaklaşımları nedeniyle herkese bunlara tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şavşat Belediyesi Başkanımız Sayın Sinan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Resmi statüsü dışında şahsi olarak da gösterdiği çabayı asla unutmayacağız. Bu kabir ölümünün üzerinden 71 yıl geçmiş olsa da hatıraları her dem taze kalan ninemize biz torunlarının bir ahde vefa gösterisidir diyelim. İnşallah ülkemiz için bir gurur abidesi olan ninemizin, ninelerimizin ve dedelerimizin hatırlanıp dualarla yad edilmesine vesile olacaktır. Genç kuşakların bugünlere nasıl gelindiğini bir daha düşünmelerine aracılık edeceğini düşünüyoruz. Saygıdeğer misafirler, son sözlerimi tamamlamadan önce yaşadığımız bu kutlu toprakların bizlere vatan kılınmasında emeği geçen tüm şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi, ninelerimizi, dedelerimizi ve kardeşlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, şu kardeşim Nusret Erişi'ye de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu törenin ben biraz da anlamı şöyle ön plana çıkıyor. Sanki son zamanlarda bugün Sayın Başkanımla program yaparken aynı cümleleri söyledik. Sanki bu memlekette hiç Kurtuluş Savaşı falan olmamış. Sanki bu memlekette kazmayla, kürekle, topsuz, tüfeksiz sanki küfara karşı mücadele edilmemiş. Sanki 57. alayın son neferine kadar şehit olan Çanakkale'de savaşlar olmamış. Sanki biz böyle yüksekten pat diye inmişiz, rahat rahat oturuyoruz sanki. Halbuki Çiçekli'nin yuvarladığı bir taş belki de Şavşat'ın kaderini değiştirmiş, bundan milletin haberi yok. Özellikle de bu törenin bunları hatırlanma bakımından da önemi çok büyük. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sevgili belediye başkanımız, Şavşat Belediye Başkanımız Ahmet Sinan Öztürk Bey'i davet ediyorum. Ama iyi bir alkış, her ne kadar nakil töreni de olsa, çünkü hak ediyor. Ayrıca başkanımın burada tabii boş bir alan var. Başkanımın sözü var. Buraya da daha sonra inşallah kilitli taşla güzelce düzelecek diye sözü var diye düşünüyorum. Başkanım buyur. Çok kıymetli büyüklerim, çiçeklerimizin değerli torunları, evlatları, mahtumları, hepinizi bu güzel günde, bu anlamlı günde saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ancak kıymetli hocam, burada söz ustaları varken, kıymetli eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz varken bizim söz söylememiz biraz abes olur. Hoşgörünüze sığınıyoruz. Kıymetli büyüklerim, nene hatunlar, şerife bacılar, çiçek neneler, bizim varlığımızın yegane sebebi, ruhları şad olsun. Bunların sayesinde bugün millet olarak, memleket olarak, bu vatan topraklarında hür ve özgürce yaşıyoruz. Bunun
kıymetini çok iyi biliyoruz, idrak ediyoruz. Ancak bunu gelecek nesillere, bizden sonrakilere, çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir şekilde aktarmak gibi bir görevimiz var. Hani şair diyor ya, kökleri mazide olan atiyim ben diyor. Evet, bizim köklerimiz Yavuzköy'e, bizim köklerimiz Sahara'ya, bizim köklerimiz Çanakkale'ye dayanıyor. Köklerimiz orada mazide olsa da geleceğimiz geçmişimize bağlı. Bu vesileyle çok kıymetli Yavuzköylü kardeşlerime, büyüklerime, Çiçek Nene'nin saygıdeğer evlatlarına, ben de o evlatlardan birisi olarak görüyorum kendimi. Bu anlamlı günde, bu güzide toplulukta bizleri bir araya getirdikleri için bir kez daha sizlerin huzurunda kendilerine Şavşat halkı adına, Şavşat Belediyesi adına gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüklerim, Şavşat Belediyesi olarak 2015 yılında belediye meclis kararıyla, oy birliğiyle yeni açmış olduğumuz bir caddeye hiç kimseye sormadan, danışmadan biz Çiçek Nene ismini verdik. Sormak gereği yoktu. Çünkü o da bizim nenemizdi. Daha sonra kıymetli nenemizin torunları tabii yıllarca bu konuyu araştırdıkları, irdeledikleri malumlarımızdı. Kendi girişimleriyle, bir takım kıt kanaat çabalarıyla diyeyim. Çünkü her iş gibi bu da bir maliyet, külfet getiren bir meseleydi. Oldukça fedakarlık gösterdiler. Biz de karınca kaderince, elimizden geldiğince bu anıtı bugün bulunduğumuz Balcılar Mezarlığı'na nakletme gereği duyduk. Çünkü gelen yabancılar hep, eğer biraz tarihi merakları varsa, özellikle bizden Çiçek Nene'yi soruyorlar. Araştırıyoruz. Kıymetli hocam buradalar. Dursun Özdede hocamız da burada. Seyfettin amcamız da burada. Büyük eğitmenlerimiz hepsi buradalar. Mutlaka araştırmalar yapılmış ama hala benim içimde bir ruhta kalan mesele şudur. Çiçek Nene'mizi akademik düzeyde üniversitelerin katılımıyla bir tez konusu yapıp bunu bir jüri huzurunda arşivleri de araştıraraktan biz de Şavşat Belediyesi olarak bir kültür hizmeti sunma düşüncemiz vardır. İnşallah bu da nasip olur. Coğrafi konularda yani Şavşat'ın coğrafyası, kültürel değerleriyle ilgili bir yayınımız olmuştu. Daha sonra yakın zamanda malum Şavşat Kalesi. Belediyeciliğimizde en önemsediğimiz konulardan birisi de sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik. O yüzden biz bu konuları önemsiyoruz. Hepsinden önemlisi, burada bir ruh var. Burada bir millet ruhu var, devlet ruhu var, bayrak ruhu var, vatan aşkı var. Derdimiz bu ruhu canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak, bizi biz yapan değerleri gelecek nesillerimize, çocuklarımıza aktarmak. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı. Dediğiniz gibi günümüzde sanal alemde bir takım savaşlar yapılıyor ama o zaman yokluklarla, dehreyle, baltayla, kazmayla, yokluklar içerisinde bu vatan toprakları bizler bahşedildi. Ruhları şad olsun. Biz de bir vefa borcu olsun, unutulmasın düşüncesiyle başta Çiçek Nene'mizin torunları, kuşak kuşak torunları, siz değerli komşuları, biz bütün evlatları böyle bir girişimde bulundular. Gerçekten bunlar takdire şayan, alkışlanması gereken değerler. Nice dediğim gibi nene hatunlarımız, şerife bacılarımız var. İsimsiz kahramanlarımız var.
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş insanlar var. Bu mezarlıkta, çevre mezarlıklarda metfun şehitlerimiz var, şu edamız var. Bu topraklar kanla yoğrulmuş, bize emanet edilmiş. Emanete ihanet etme gibi bir lüksümüz, hakkımız da yok. Emaneti ehline teslim edeceğiz. Ebediyete kadar bu topraklar bizim olmuştur, bizim kalacaktır. Kimsenin gözünün bu topraklarda olmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Nenemizin ruhu şad olsun. Torunlarından Allah razı olsun. Bizleri de Yüce Mevlam çiçek nenemize layık evlatlar, torunlar olarak yaşamayı nasip eylesin. Bu ruhtan bizleri ayırmasın. Hepinize güzel günler diliyorum. Allah niyetinizi kabul etsin. Bundan sonra elimizden gelen bir şey olursa her an hazırız. Saygılar sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben bu arada TV52 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akça'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim bir tek sözümle 500 kilometrelik bir yolu canlı yayın aracını göndererek burada bu canlı yayını yaptırıyor. Ayrıca yayın ekibime çok teşekkür ediyorum. Ordu'daki yayının başında olan sevgili kardeşlerimize, Sefat aynı zamanda benim öğrencim, ona da teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili köylülerim, muhterem komşularım, yine programımın sonuna geldik. Herhalde başka bir protokol konuşmamız yok. Daha sonra devam edeceğiz. Bir yarım saatlik bir zamanımız daha var. Tekrar Kasım Taşdemir hocamı davet ediyorum. Kasım hocam buyurun. Bir aminle programımızı bitirip çiçeklinemizin ruhuna herkes bir Fatiha okusun. Ondan sonra da diğer yayınımıza geçelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alîm. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvâbur rahîm. Ve ehdina ve vaffikna ilel haqqi ve ila tariqin mustakîm. Bi bereketil Kur'anil azîm. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم اللهم كرمنا بكرامة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الجنة نورا Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, ey yerlerin ve göklerin sahibi, bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediğini alma kudretine sahip olan Yüce Rabbimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah izzetine kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvela Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı din için, vatan için, mukaddesat için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, bilhassa şu anda kabrinde bulunduğumuz milli kahramanımız Çiçek Nenemizin ruhuna hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Makamını cennet eyle Ya Rabbi. Bizlere de aynı şekilde vatan sevgisini Ya Rabbi kalbimize nakşeyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı bu kabristanlarda metfun bulunan mümin ve mümine kulların da ruhlarına hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, burada amin diyen cemaatimizin ve bizlerin ahirete göç edenlerimizin ruhlarına hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Bizi her türlü beladan, musibetten sen muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bizleri birlik beraberlik içinde yaşayan kullarından eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, cümlemizi salih kullarından eyle Ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle, amellerimizi makbul eyle Ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-murselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhları için ve özellikle milli kahramanımız Çiçek Nenemizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ağzına sağlık. Nusret Bey bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Şunu hatırlatmak istiyorum. Daha doğrusu söylemeyi unuttum ben. Çiçek Nenemizle ilgili olarak 19 Mayıs Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi tarafından doktora tezleri hazırlanmıştır. Jürilere sunulmuştur. Sonuçları önümüzdeki yıl büyük ihtimalle çıkacaktır. Bunu takiben kabrin anıt mezar statüsüne dönüştürülmesi için müracaatlarımız olacaktır. Bunu da bilginize sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Çiçek Nenemizin torunlarına Nusret gitme, gel. Alalım şöyle şu torunları. Büyük emeği geçmiş. Torun alsak çok torun vardı. Gel torunlarını bir tanıyalım. Oktay. Nerede Yavuz? Herkes bir gelin. Dayım. Torunları gelsin. Ablalarım siz niye gelmiyorsunuz? Ferze bacı sen Çiçek Nene değil misin ya? Torun değil misin? Niyade gel. Buyurun. Gelin. Buyurun. Evet, bir resim çekinelim hocam. Şah gelsin her hepsi. Evet, başka torun var mı? Önce bir tanıyalım, ondan sonra torunları gezdireceğim. Şimdi ben kısa mikrofonu uzatacağım. Çünkü yarın sen vereceğim mikrofonu. Ha, bunu da alayım, doğru diyorsun ya. Eyvah. Tabii kendimizi unuttuk. Şimdi ben Oktay'a dedim ki, Oktay yanımda dur da torunları dedim bana tanıştırırsın. Çünkü bu vesileyle beraber geldik. 40 senedir görüşmediğimiz insanlar var. Evet Nusret, kısa bir düşünceni alayım. Heyecanlı mısın? Vallahi bu konunun böyle bir tören düzenlememizden dolayı, böyle güzel bir anıt meydana getirildiğimizi düşündüğümden bir dolayı çok memnunum, çok heyecanlıyım. Çabaladık, bir şeyler yaptık. Zor oldu ama güzel oldu düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum bunun için de. Evet, böyle kısa. Şimdi ben kaç senedir görmedim? 40 senedir görmedim. Buyurun. Yavuz Erişte. Evet. Çiçek Nenenin torunuyum. Mekanı cennet olsun. Elimizden geldiği kadar maddi, manevi ve fiziki desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi tabii ablamı tanıyorum. Bizim Emigil'in kızlardan. Buyurun. Ne cevap vereyim sana? Hiçbir şey. Teşekkür ederim. Bitti mi o kadar? Peki. Teşekkür ederim. Evet, bu da benim bacım, evet. Biz de burada sizin 52'nize teşekkür ediyoruz. Geldiler, çok teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çiçek Nenemizi en sonunda gündeme getirdik. Çok güzel şeyler yaptık. Heyecanlıyız, teşekkür ediyoruz. Evet, burada bir torun var. Mezara çok emeği geçti. Şimdi burayı şereflendirmeye gelen herkese çok teşekkür ederim. Çiçek Nenemizin ruhu şad olsun. Ya, Oktay asker olur değil mi? Herkese tekrar çok teşekkürler. Bu çalışmalar sırasında öyle bir durum oldu ki bir ara şunu söyledik. Herhalde birisi çıkıp diyecek ki aslında Çiçek Nene yoktu. Yanlış anlaşılmasın bu sözüm. Maalesef değerlerimize sahip çıkmadığımız zaman da nesillerden nesile bu değerlerimizi maalesef nakledemiyoruz. Yeni nesiller artık bunları söylence gibi veya aslında yaşanmamış şeyler gibi, benim babamın dizinde büyüdüğü, dedemin dizinde büyüdüğü nenemizin neredeyse varlığını sorgulayacak hale geliyor yeni nesiller. Bu yüzden bu faaliyetler, bence bu çalışmalar çok önemli. Siz de buraya gelerek bizi çok onurlandırdınız. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Rahim Kaya. Bu da Çiçeklerin ocağı. Evet. Bunlar bende kalsın, bırak Rahim. Evet, ben de tüm gelen misafir arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Köylerime teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birinci torunlarından Rahim Kaya. Birinciye daha çok var, sen dördüncü torunsun. Yok, dördüncü, birinciyim ben. Altay Erişte. Birinci sayılım. Evet, Altay. Çiçeklerimize layık bir yer yaptığımızı düşünüyorum.
Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin eline ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Evet, çok emeği geçen gerçekten. Belki fikir babalarından Şükret erişti. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllardan beri bu hayalimdi benim. Böyle bir hayali gerçekleştirdiğimiz için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Gelenlerden de Allah razı olsun. Emeği geçenden herkesten Allah razı olsun. Yalnız benim bu emmi oğlu hep böyle süslü gezer ha. Böyle şey gezmez. Evet. Hoş geldin İstanbul'dan. Ben de Çiçek Nene'nin torunuyum. Böyle bir şeye katıldığım için çok mutluyum. Gelen komşulardan, herkesten Allah razı olsun. Allah hayırlı etsin. Peki. Evet, gelelim bayan torunlara. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeter, sağ olun. Yeter. Bak, koskocaman bir konuşma. Hülya Erişte Arifoğlu. Ruhu şad olsun. Emeği geçenlere teşekkürler. Teşekkür ederiz. Fadime Bilgin Başol. Emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Yavuzköy, hatta bütün Şavşat Çiçek Nene'nin torunlarıyız. Çiçek Nene gerçekten büyük bir kahramandır. Umarım hak ettiği akademik çalışmayı da mutlaka bulur. Lütfedip gelen, onlarca telefon aldım. Herkese çok teşekkür ediyoruz Yavuzköylüler olarak, Çiçek Nene'nin torunları olarak. Sevgiler, saygılar. Şimdi bir not geldi. Bu gece saat 12.30'da tekrar. Bu programa tekrara girecek. Başkanımın programını zaten daha sonra tekrara sokacağız. Evet, ben de emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milli kahramanımız Çiçek Nene'nin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun bizlere böyle bir imkan bağışladığı için. Teşekkür ederiz. Şimdi bu ufaklık var ya, şimdi bana diyor ki demin, Cuma'ya gidemedim ya. Diyor ki Mehmet dede, sen diyor Cuma'ya diyor niye gitmedin? Ben de dedim ki benim işim olduğum için Allah bana izin verdi dedim. Böylece yanımdan gitti yani. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Uş, kurban olurum. Evet. Faik Erişti'nin torunuyum. Naide Yeni'nin kızıyım. Bir oğlum var. Anneannesi hep masal gibi anlatırdı Çiçek Nene'yi. Oğluma nasip oldu tabutunu defin esnasında omuzlamak. Hakikaten gurur verici. Sadece Çiçek Nene'miz değil, hani bu savaşta ve benzeri savaşlarda mücadele vermiş Türk kadını için bir sembol bence. Bunu yaşatmak diliyorum. Hem hayırlı olsun hem de ruhu şad olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim hanım da burada, onu çağırdım da diyor ki ben gelinim diyor, torun değilim. Onun için yok. Şimdi şöyle geleyim ben gençler. Hem tanıyalım kıymetli büyüklerimizi. Nizamettin abi. Evet, burada Yavuzköylü olarak biz de iftihar ediyoruz cenab-ı nenemizle. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi gururumuz, öğretmenimiz, her şeyimiz Seyfettin Ermişoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben buranın eski öğretmenlerdenim. O tarihleri ben de yaşadım. Yaşayanları bizzat konuşarak gördüm. Çiçek Nene'nin kendisiyle de yemek yediğimi hatırlıyorum. Oğlu Süleyman'la beraber kendilerine çok gider. Orada beraber ders çalışırdık. Kendilerini her zaman sevdim, severim. Allah rahmet etsin ölenlere, sağlara ve Allah sıhhat ve saadetler ihsan etsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam şöyle yanıma gel. Dursun Öz dedim hocamızın da bir paragraflık kitabında küçük bir anekdot düşmüş. Onu bir okusun bakayım neler diyormuş. Şöyle gel hocam, şöyle gel. Kürsüye gitmeyelim değil mi? Ben tutayım hocam. Efendim, ben 1991 yılında Karçal'dan Sahara'ya Şavşat isimli bir kitap yazmıştım. O kitabın bu Sahara Savaşları bölümünde Çiçek Nene'ye ilgili bir iki paragrafı vardır. Onu size okumak istiyorum. Sahara Savaşları'nda özellikle Budağ'ın dibindeki Mamanelis köyü halkının kadınlı erkekli gösterdikleri fedakarlıklar,
her türlü takdirin üstünde anılmaya değer. 1927'de köy adları Türkçeleştirilirken bu köye Yavuz Köy adının verilmesinin bundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu köyden Şaban Erişti, o zaman soyadı yoktu tabi Şaban Ağa ve halkımızın şimdi Çiçek Nene diye andığı eşi Çiçek Hanım ve üç oğlunun canları pahasına örnek çalışmalarını başta kaydetmek gerekir. Savaş yıllarında 60 yaşlarında olan Çiçek Nene arkasında sepetiyle Sahra kuvvetlerimize ekmek yetiştirmek için haftalarca çalışmış, diğer kadınlara da öncülük etmiştir. Köy fırınları harıl harıl çalışıyor, ekmekler sırtlarla savaşçılara ulaştırılıyordu. Teşekkür ederim hocam, teşekkür ederim. Diğer efendim, bir mikrofonunuzu atacağım. Yavaştan taş yuvarlatıp Rusları geri çevirmesinin üzerinden 71 yıl geçtikten sonra ve doğumundan 103 yıl sonra evladı ahfadının böyle muazzam bir eser oluşturdukları için vefalarını kutluyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ninemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evladı ahfadına da kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İki kelime, üç kelime. Necmettin Ermişoğlu, Çiçek Nine'nin kahramanlıklarını, başarılarını çok güzel anlatıldı. Ben de Nusret Erişti'nin organize ettiği, yürüttüğü komitede görev almış olmaktan dolayı da mutluyum. Neticede böyle bir eserin, böyle bir anıtın istirahatgahının yapıldığına da çok memnun oldum. Burada katılanların herkese teşekkür ediyorum. Yavuz Köylü olmakla da zaten iftihar ediyoruz. Sağ olun. Başkanım, bir şey diyeceğim mi, demeyeceğim? Elbette en büyük hak sizin. Şahsınızda TV52 ailesine, yönetim kurulu başkanına, ordulu hemşerilerimize, tüm halkımıza, milletimize bu ruhla, bu aşkla, bu şevkle güzel günler diliyorum. Sizleri kutluyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, şöyle gezmeye devam edelim. İsmail, gel. Ayağa kalkın ya, Allah Allah, ihtiyar mısınız? Şimdi genç, bu da dışarıdan torun. Evet, Fatih. Milliyetçi Hareket Partisi Şavşat İlçe Başkanı Fatih Yılmaz. Çiçek nenemizin ruhu şad olsun. Emeği geçen koca yürekli insanlara bu anıtı yapmasında kim emeği geçmişse herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki, ben de teşekkür ediyorum. Evet İsmail, her sıkıştığımızda sana başvuruyoruz ya. Bir de mikrofon uzatayım, bakayım ne diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Yavuz Köyü'nde aşağı yukarı 15-16 tane gazimiz vardır. Çiçek Nene'de onların başında olmak üzere. Bu gazilerin, bizler de çocuklarıyız. Benim babamın adı Muzaffer Pörenkçidir. O da İstiklal Savaşı gazisidir. Bir gazi çocuğu olduğumdan dolayı gururluyum. Yavuz Köyü gerçekten kahramanlıklarla anlatılan bir köydür. Yavuz Köyü'ndeki insanların hiçbir zaman Çiçek Nene'yi unutmayacağını ve unutmadıklarını umuyorum. Bu vesileyle yapılan bu anıta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki basın mensupları da gelmiş, buraya kadar gelmişler. Onların da hepsine çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şimdi ben Nail Topçu ile Cemil Topçu burada mı? Gel Nail, Cemil'i de al gel yanıma, bir teklifim var size. Başka kim vardı Topçulardan? Seyfettin amca var. Var daha zamanımız. Gel. İsmail, sen de gitme. Şimdi ifadenizi şöyle alacağım. Bu sizin de bir şehidiniz var. Evet, Molla Ali Topçu. İyi de. Orhan Topçu. Orhan Topçu daha sonra. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Allah rahmet etsin. Akşam orada bir hadise olmuştur. Onu anlatırım sana. Şimdi niye siz mahallenin adını Ali Topçu Mahallesi diye değiştirmiyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz? 42 yıldır buradayım. 42 ol, yıldır. Ol, sen her sene buradasın. Niye değiştiriyorsun?
Topçugil'in ismi ebedi Topçugil olarak kalacak. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimler vardı? Kimler vardı? Kimler? İsmail, teşekkür ederim ama gazilerimizi hatırladık bu şeyde. Gel Nait hocam, gel. Nait hocanın şimdi çiçekleriyle ilgili şiiri var ama uzun uzun değil. Üç tane kıtaya izin var, dördüncü kıtaya yok, ona göre. Ayrıca Şükret, Şükret kardeşimizin dayısının da varmış bir şiiri. Efendim, ben tutayım, tamam. Sen oradan oku. Şubat ayında Çiçekline grubunu ziyaret ederken, sohbetlerine bakarken içinden Çiçekline'ye bir şiir yazmak geçtiğim. Muhtarım. O günkü şiirimi bugün tercüman oldukları için, yapımda emek için arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çiçekline, Çiçekline milis kahraman, cesaretli kendisi pek yaman, Yavuz köyün kahraman ninesi, köye dikilmeli abidesi. Çiçekline tarihe şan olmuş, yüreği vatan aşkıyla dolmuş. Rusları cesaretiyle vurmuş, milislere bayrak olmuş. Bir kabilenin değil köyün ninesi, onun gibi yok köylerde eşi. Yere serdi Rus keferenin leşi, kendisi kahramanlık efsanesi. Yavuz köylüler, Çiçekline grubu, köyümüzün unutulmaz gururu. Rusların karşısında kahramanca durdu, Çiçekline'nin kahramandır yurdu. Son kıtam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ederim. Allah razı olsun. Bir topçuyu da unutturmayın. Cevamlı olarak biz de onu aynen böyle kapatıralım. Unutturmayın. Biz unutturmadık, size unutturmayın. Şimdi neredesiniz gençler? Tepeköy muhtarımız. Muhtarım şöyle gel. Şöyle gel. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Sefa geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle çiçeklerimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu abideyi yaşatacak gençlere de çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyor. Allah rahmet etsin. Unutulan çok çiçek nelelerimiz var bu ülkede. O ama zaman herkes Allah üzerine düşeni yapacak. Evet. Ayrıca şimdi sevgili muhtarımın... Dur az kaçma, gel gel. Belki sevgili muhtarım çiçek nineyi değil ama çiçek ninenin ve çiçek ninesinin ninelerini de yaşantılarını köyde yaşatıyor, Tepeköy'ünde. Muhteşem bir müze haline getirmişler. Tepeköy Yaşam Müzesi. Yaşam Kültür Müzesi. Kültür Müzesi, herkes bir ziyaret etsin. Buyurun. Evet, herkesi bekliyoruz. Ben bugün Osman Altun Bey'in davetlisiyim. Çiçekline'nin nakil işlemine katıldım. Çiçekline'yi daha önceden de halk ağzından duymuştum. Ben ninemize Allah'tan rahmet diliyorum. İşte dört göbek torunlarına teşekkür ediyorum. Bu bir gelecek kuşağın simgesi olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bizim muhtar Engin kardeşim nereye gitti ya? Engin kaçtı mı? Herhalde kaçmış. Şimdi yok. Nusret. Oktay. Gel. Sevgili seyircilerimiz, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Programımızı bir Oktay daha gelirse, Şükret de gelirse. Evde şey vardı, tanıtım broşürü vardı, getirmeyi unuttuk. Evet, gel. Şöyle bir bitirelim. Sevgili seyircilerimiz, Şavşat, Yavuz Köyü'nden sunmakta olduğumuz Çiçek Ninemizin kabir nakil töreninin sonuna geldik. Böyle dört tane torun, albayımız herhalde yok. Dört tane torun, Oktay da geliyor. Bir de gelsin, onu da görüntüyelim. Ondan sonra bitirelim törenimi. Bu vesileyle de ben tüm ordulara, çünkü ordulular, ben 70 yılından beri ordudayım. Orduların ekmeğini yedik. Çok ordulara çok teşekkür ediyorum. Orduya da selam gönderiyorum. Ben bu cengaverleri de alkışlıyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki çiçeklerin ismini yaşatıyorsunuz. Ben de iyi ki İsa Bey bugün bu delikanlıları gönderdi de burada çekimimizi yaptırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim hoşça kalın. İnşallah başka bir programda buluşmak üzere.